kale aldığım kişileri dinlerim sadece. O yüzden hiç sen sorun etme böyle şeyleri. Ben ama kızım şimdi bir güvensizlik oldu yani. Sakinliğimle bile delirtirim yani burada. Çünkü bunlara kavga etmeye gereken... Sakin kalma. Çünkü bunlara çok sakin kalırsan kavga etmem özellikle gereken yer var. Etmemem gereken. Değecek bir şey varsa ederim ben kavgayı. Kavgayı bile ya seviyeli yap. Bir şey konuşamadım. Tartışmanı ya seviyeli yap. Anladın mı? Seviyeli tartış. Öyle zaten. Seviyeliyim ben. Yani elini masaya vurman gerektiği zaman bu zamanı bil. Elini mutlaka ki masaya vur. İşte benim bu içimdeki insan sevgisi yüzünden. İnsan sevgisi mi? Bu insanları mı diyorsun sen ya? Kızım bunlar insanı çileden çıkartırlar be. Sana söylüyorum be. Bir anne olarak ben seni tembihliyorum. Elini masaya vuracağın zamanı bil. Çocuğumla dertleşmeye mi geldin? Burada milletin dırdırını mı dinlemeye mi geldin? Bilmiyorum yani. Bari o ağızlarından çıkan cümle bir tane mantıklı bir şey olsa. Abuk subuk saçma yani sapan şeyler. Tamam. Valla en sonunda ben de öyle olacağım galiba burada. Gerçekten olman yani gerekli olduğu yerde ol. Kimseye taviz verme. Ama olman gerekli olan kişilere çok ol. Çok taviz veriyorum evet. Olmayanlara da sana fevri davranmayanlara gayet mehtapla çok iyi geçin. Çok mantıklı çünkü. Çok aklı başında. Ve nerede ne yapacağını bilen bir insan. O çetelerde var ya, hani çeteleşmiş olanlarla var ya. Onlara ağırlığını koy. Gelin gelin. Canım geleceğim. Kendinize iyi geleceğim bakın. Sakin gelirsin. Çileden çıkmasam sakin olacağım. Ekrandan izleyince çok tatlısın. İnsan var. Ya sen bak bir şey söyleyeceğim sana. Sana bir tembihte bulunacağım. Çok tatlısın, çok şekersin. Lütfen lütfen çeteleşme. Bu çeteleşmek değil, kendini onlar benim koru arkadaşlarım. Ya arkadaşın olabilir ama arkadaşın dışarıda da devam edebilirsin. Burada çeteleştiğiniz zaman ekranda hiç hoş görünmüyorsunuz. Yani onları tamam sevdiğim mı için hep yanlarındayım. Tamam. Siz de öylesiniz. Burada hepiniz birbirinizi seveceksiniz. Damatların evi gibi. Damatlar nasıl hepsi birbirini evet koruyor, destekliyor, birbirinin arkasında duruyorsa siz de duracaksınız. Güzelim benim. Yani kendi yani kızınıza da söylediniz. Ben daha çok böyleyim. Ben daha çok şöyle. Bunlar iyi bir hareket, iyi bir davranış değil. Siz burada kısmetse olur, kısmetinize geldiniz. Kısmet arıyorsunuz burada değil mi? Hiçbir anne, benim şahsen oğlum olsa hiçbiriniz benim oğluma göre değilsiniz. Ne bu böyle ya? Nur da mı dahil buna? Ya Nur da dahil. Ay çok kızdım. Keşke en baştan sakin böyle konuşsaydınız. Ama bu kadar olmaz ya. Burama kadar geldiler. Evet, sakin. Oğluma söylerim, tutsun bunu, pat kapının önüne koysun. Ben böyle bir gelin melin istemem yani. Seviyeli olsun herkes. Davranışlarınızı bilin. Bir Türk kadını böyle yetişmiyor ya. Kavga. Bu kadar kavga eden bir kadını hayatta evimde kadın diye barındırmam ben. Ekmek de vermem, aş da vermem. Ben erkek olsam, kayınvalide olsam yapacağım tek şey bu. Kendinizi çırpın, kendinize gelin. Bir daha böyle söylemeyeceğim. Ay yerim ya. Ay gene de çağırdı geri başını. Küsmek, kızmak yok. Kızım. Deli kadınlar. Sinirlenmek yok böyle. Ben de deliyim. Ama benim öteki tarafım başka. Ben biliyorum senin de öteki tarafın başka. Öteki tarafını çıkart. Bu tarafım değil. Tamam mı? Hadi bakıcılara bak. Kızlar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum lütfen ama lütfen enerjinizi yükseltin, kavgalarınızı değil. Kavgaları zaten çok görüyoruz, şiddetten bıktık. Enerjinizi yükseltin, kalitenizi yükseltin. Ama bunu kavgayla, şiddetle yapmayın. Kendinize gelin. Leyla Hanım ben gayet ilk iyi olun. Sizden özür dilemek istiyorum. İlk geldiğinizde ben Gözde'nin ismini getiremedim. Ben Gözde'ye yükseldim. Özür dilerim. Yani siz içeriye ilk girdiğinizde ben Gözde'yle yükseldim. Ben sizden özür dilerim bunun için. Ben o zaman bir daha bizim kavgamızı ama sizinle alakalı değildi. Sizinle alakası yok. Ama benim orada duyduklarım var ya çok ağrıma gitti. Ya. Ben misafirim çünkü. Ben misafirim. Evet, ben bir anneyim. Ama buraya kızımla konuşmaya, sohbet etmeye geldim. Burnumuzdan geldi. Farkındayım ya ama benim de değerlerim var. Sizinle yani inanın hiç alakası yok. Tamam. Birbirimizi belki yanlış anladık, yükseldik ama ben sizden özür dilerim göndermek tamam istiyorum, tamam mı? Tamam. Diğer duyduklarınızı diyemem ama ilki benim de, özür dilerim. Tamam, seni biliyoruz zaten. Hadi hepinizi öpüyorum. Evet. Hoşçakalın. Kokulu kokulu öpücükler. Hadi hoşçakalın.
Annem programı en başından izlediği için bilenip gelmişti. Kızların Nazlı'nın payını da verdiğini düşünüyorum. Bence gereken cevabı verdi. Bunu sadece beni korumak içgüdüsüyle söyledi. Dani bizim farklı karakterler olduğumuzu söyledi. Evet, çok farklı karakterleriz. Sen kim oluyorsun da bana bağırıyorsun? Bu bahçeye çıkalım. Melis, önce sen mi başlattın, farkında mısın? Bak, ben bu kapıya geldim. Lütfen sesinizi alçaltın. Annemle konuşuyorum dedim. Ben yoksa atmıştım. Dedim, sen de bana çık dışarı dedim. Farkında mısın? Ben sana herhangi bir şekilde burada bir şey söyledim mi? Bak, hala sesini yükseltiyorsun. Ben sana herhangi bir şekilde burada seni kıracak bir şey söyledim. Annen diyor ki, üçünü birleştirirsen bir adam eder diyor. Bu bir. Bu önce olan bir tamam şey. Tamam mı? Benim olayım önce olan. Sonra diyor ki, nasıl yetiştirilirlerse diyor. Benim aileme laf etmeye hiç kimse cüret edemez. Hayır, hayır, tamam mı? Yetiştirmeyle alakalı bir şey olmadı. Dedi, duydum. Tamam ben söyledim onu, şöyle söyledim. Dedim ki, bir insanı ailesi bir yaşa kadar yetiştirir. Bir yaştan sonra insan kendini yetiştirir dedim. Bak, benim aileme laf etmeye kimse cüret edemez. Ailene kesinlikle ben... Sen kimsin de benim aileme laf ediyorsun? Ailene... Sen kimsin? Ailene... Sen kimsin? Melis, bak sesini yükselten... Sen kim oluyorsun da benim aileme laf ediyorsun? Melis... Sen kendini ne sanıyorsun? Sesini yükselten sensin şu anda. Sakin olmayı başar, sonra benim laf edersin. Sen kim olduğunu sanıyorsun da benim aileme laf ediyorsun? Şu an hala aynı şeyi yapıyoruz. Bak, sana bir soru önce soruyorum. Önce sakin ol. Sana bir sonra, soru soruyorum. Sonra sen benimle tartış. Sen kim oluyorsun da benim aileme laf ediyorsun? Ben senin ailene asla ve asla bak, laf etmedim. Değilsen, burada saygısızlık tamam yapan değilsen, sendin. Benim bu dünyada en sevdiğim burada... insanlar bile benim aileme laf edemez. Tamam mı? Ben şu an seni dinlemek istemiyorum. Anlıyor yani. Musun? Çünkü ben asla insanların zaaflarından vuran bir insan anlayabiliyor değil. Musun? Bunu da çok iyi biliyorsun. Parmakları bir indirin, indirin. Şu parmakları bir indirin. Sana anlatabiliyor muyum? Melis'cim bak. Kimse benim bak aileme laf edemez. Tamam, ben senin ailene laf benim etmedim. Benim yetiştirilme bir tarzımı laf edemez. Ben senin ailene laf etmedim. Melis her biten ilişkinin arkasında böyle Erdem'in geri gelmesine alışkındı. Bu sefer Erdem geri gelmedi. Melis ortada kaldı tabii. Onun acısını çıkarmak için Nur'a saldırdı. Nur her söylediğinde haklıydı. Kişi kendini yetiştirirmiş. Biraz kendini yetiştir Melis'cim. Gerçekten Nur doğru söylüyor. Sen yeter ki sen kısmetse olur.